İzleyek, birlikte izleyek. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Ben tek bir videodan sonra devamını getirmeyecektim. Lakin namı diğer orangutan saldırılarına... Abi ben bu adamla var ya bak gerçekten Jahreyn'le beefimin olmasını isteyeceğim son adam. Ne koyayım ya. Kesmedi. Hatta az önce bile benim videolarımdan birisinden kesip kırptığı... Aslında para için her şeyi yapan insanlarla dalga geçtiğim, ironi yaptığım, kinaye yaptığım yeri az önce paylaşmış. Abi para her şey ya. Para her şey. Ben para için kötümü veririm ya. Oğlum ne var? Parayı hayatınızdaki main goal yapmakta yanlış olan hiçbir şey yok ki. Hayatındaki böyle tüm ana fokusu odağı para olabilir. Bu yanlış bir şey değil yani. Kimi dini için yaşar, kimi onuru için yaşar, kimi para için yaşar, kimi hayattan zevk almak için yaşar. Bu kimi ilgilendiriyor? Ne var bunda? Aslında yaptığım yapacağım tek videomda demiştim ki elimde daha çok bilgiler, belgeler mevcut. Lakin ben... Bu konuyu ilerletmek ve konuyla alakası olmayan insanları konuya karıştırmak istemiyorum. Okay. Konu sonuçta savaş ve benim aramdaydı ve konuyla alakası olmayan kadınları, çocukları vesaire konuya dahil etmek istemedim. Lakin savaş, aileme hakaretten tutun, illegal şekilde ailemle ilgili ele geçirdiği bilgileri kullanarak beni tehdit etmekten geri durmadı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Sen gaysin diye iftira atarsın. Bu çok basit. Adam da der ki ben gay değilim. Bunu anlamın yöntemi çok basit. Bunu yıllar önce söylemiştim bana bu muhabbet yapanlara. Bakın, yollarsınız annenizi, ablanızı, kız kardeşinizi, eşinizi, sevgilinizi. Onlar benim gay olup olmadığını size anlatır. Ha ben gaysem zaten bir sıkıntı yok. Ama gay değilsem işte o da senin alacağın risk. Bir de şöyle bir riski var. Benden sonra sana geri dönmeyebilir. Dönerse de ne o hisseder ne sen hissedersin artık. Çok bel altı. Savaş daha önce buna benzer söylemleri çok Cenk Hoca'ya yapmıştı. Çirkin. Bunun üstüne Cenk Hoca Savaş'ın seminer verdiği yere gittiğinde hem polis korumasıyla hem de güvenliğe bu ne olur biliyorum. Bu adamı almayın sözleriyle bırakılmış fotoğrafına takıldı. Savaş'a hiç dokunmadan onu nakavt etmeyi başarmıştı. O yüzden Savaş'ın yaptığı bu kansızca yorumları ciddiye bile almıyorum. Ha ciddiye almış olsam bile Savaş'cığım ailemde orangutanları beğenen ve özgüvensiz insanlarla birlikte olmak isteyen herhangi bir kadın olduğunu zannetmiyorum. Savaş'ın seceresi kabarmaya devam ediyor. 15-16 yaşında biliyorsunuz çocuklar bazı sızdırılmış bilgileri ele geçirdiler ve evet. Benim ve ailemin datası ortalıkta dolaşmakta. Evet. 20-25 lira vererek bunları ele geçirebiliyorsunuz. Daha ucuza beleşe de yaptırırsın. Herkes için geçerli. Savaş da kendisini çok büyük bir Sherlock zannediyor ve gitmiş bu bilgileri almış illegal bir şekilde. Savcım da bundan haberdar olacaktır. Ve bu bilgilerden yola çıkarak Cebeci ailesinin ablamın oturduğu adrese yani Altıntepe'ye yakın olduğunu söyleyerek beni ablamla tehdit etmekten çekinmiyor. Cürmün kadar yer yakarsın Savaş. Senden korkan senin gibi olsun. O steroidlerle ve growth'la büyüttüğün kasların altında ince bir iğne batırıldıktan sonra küçük bir Winnie the Pooh yattığını hepimiz biliyoruz. Korkak... Ahmet abiye katılmadığım tek nokta bu ya. Yani steroidle yapılan kasa iğne batırdığında yok abi o sönmüyor yani ne yazık ki. Fena çünkü sintol değil bu yani. Hani steroidi vurduktan sonra pah diye kas şişmiyor. Steroidi vuruyorsun bunun diyeti var, uykusu var, antrenmanı var, beslenmesi var. Hayvan gibi her gün aynı şeyleri yemen gerekiyor falan ve orada bir evet kas çıkıyor tabii ama kürü bıraktığında falan değişiyor ama. Kak herif okay. Seni. Peki Savaş madem... Ailemdeki bütün kadınlara küfür ettin. Madem beni tehdit ettin. Ardam hoş geldin. Madem illegal bir şekilde ele geçirdiğin bilgilerle ablamın hayatıyla beni tehdit ediyorsun. O zaman başlayalım. Ne oluyor ya? Zırva. Anladın mı? Savaş Cebeci'nin videoma karşı hazırladığı cevaplar videosu. Ahmet abi arkadan vurdu. Kıvranışlarını izledi. Tövbe abi çok severim Ahmet abi. Bana inanılmaz bir haz verdi. Aldığı 3 saatlik derslerin sertifikalarını bile gösterdiği. Ancak bu sertifikalardan hiçbirinin üniversiteden almadığını, aksine Çikimçonik sertifika enstitülerinden topladığını kendisi kanıtlamış oldu. Arkadaşlar, online sertifika almak kadar kolay bir şey yok dünyada. Gidip şey yapabiliyorsunuz, ne denir? Yani online bir şekilde Amerika'da üniversite okuyabiliyorsunuz. 2500 ile 3000 dolar arasında değişiyor. Ve Amerika'dan mezun gözüküyorsunuz. Sertifikanızda da işte Amerika'daki bir üniversiteden mezun olduğunuz gözüküyor. Ama öyle bir üniversite yok mesela. Var böyle yerler. En sevdiğim bölüm de ısrarla
yıllarınızı bu işe gömmeniz gerektiğini söylerken, masaj terapisti olmanın gerekliliklerini gösterirken kendisi Google araması yaptığında aslında dediklerinin tam tersinin çıkması inanılmaz trajikomik bir durum. İşte bir tanesi diyor 1000 saat, 500 saatli var, 400 saatli var, 600 saatli var. Eğer part time giderseniz 2 yılda alabilirsiniz. Eğer full time giderseniz 1 yıldan daha kısa bir sürede alabilirsiniz gibi şeyler zaten kendi arama yaparken karşısına çıkıyor. Yani onun dediği gibi masaj terapisti olmak için üniversiteye gitmenize evet, falan gerek doğru, yok. Ben doğru. Bunu zaten kanıtlamıştım. Doğru. Çok akıllı orangutan abimiz kendi videosunda bir daha kanıtlamış. Bu arada bu son videom. Bundan sonra çok büyük sataşma gelmezse video yapmayacağım. Benim de masaj terapistim vardı bir ara, gidiyordum. Omurgamdaki bazı problemler için. Çok okul okumuş, görmüş, geçirmiş bir adam değildi yani. Sertifikası vardı ama. Tabii ki her videosunda olduğu gibi bu son videom demiş. Tabii ki bu son videom dedikten sonra yaklaşık 18 tane story, 3 tane reels, 2 tane de YouTube yorumu attı. Her videoda olduğu gibi yine küfür ve anabacı duyarı yapmış. Oysa ki ben videom... Ahmet abi Yahudi mi yoksa? Mührü Süleyman olduğunu biliyorum. Linçlemeyin, benim de var. Kimlere ne sebeple küfrettiğimi söylemiştim. O gün sahiplenmeye çalıştım köpeklerine küfrettiğimi söylemiştim. Kendisinin analara, bacılara, karılara, eşlere, kimseye saygısı olmadığını zaten hem bu videonun başında gördünüz hem de diğer videoda paylaştığım küfür tiratlarında gördünüz efendim. Bütün bana ve benim takipçilerimin annelerine küfür ettim. Bizim en kutsal değerimize, en azından için öyle, belki senin için öyle değil, küfür ettim. Arkadaşlar ben insanlara sen obezsin diye aşağılasam ben aç kalırım. Ben obezleri zayıflatarak para kazanıyorum. Öyle mi? Emin misin? İnsanların vücutlarıyla dalga geçmiyor musun? Doğru mu? Yani bir insana ben böyle hakaret etsem sürekli, bu arkadaşın oluşturmaya çalıştığı algı gibi, benim hiç para kazanmamam lazım. Evet, bence zaten para kazanmaman lazım. Obezlerle nasıl dalga geçtiğini geçen videomda göstermiştim. Sadece obezlerle değil, aynı zamanda zayıflarla da dalga geçiyorsun. Mesela bu görselde henüz reşit olmayan küçük bir takipçini sırf ego zirvede yine dediği için solucan vücutlu bir kurusuna benzetip bu çocuğu anasının vajinasına geri sokmakla tehdit ediyorsun. Üstüne üstlük sadece bunları söylemekle kalmayıp çocuğu takipçilerinin önüne atarak bir de linçlenmesini sağlıyorsun. Bu videoda da ne dediğini anlamayan Ürdünlü birisiyle zargan olduğu için dalga geçip bunu takipçilerinle paylaşıyorsun. Muhteşem. Arkadaşlar yanımda Mr. Zargan var. Right? Where from? Jordan. Ürdün. Ürdün Zargan'ı bu. Birlikte körü yapacağız. Hadi bakalım. Say Zargan'a. Zargan'a. Okay, let's go. Çirkin. Çok çirkin. Israrla çalıştığın otelin gay otel olmadığını, gay friendly otel olduğunu söylüyorsun. Bu söylemlerine artık ben cevap vermeyeceğim. Otelin sahibi cevap verecek. Buyur Savaş. O spa'yı kuran benim. O otel açıldığı zaman, ilk açıldığında oradaydım. Spa'yı kuran benim. Bu gay friendly olarak açıldı. Yani gaylerin rahat edebileceği bir otel olarak açıldı. Gaylerin rahat edebileceği ne demek ya? Ama sadece ayrı bir gay otel değil. Şeymiş gibi. With a vision to open the city's first gay-oriented, straight-friendly hotel. Over 20 years ago, Ian Schrager was building great boutique hotels, and they were known as homo-friendly. My concept was to make it hetero-friendly or straight-friendly, a place that's built from the ground up with the gay tourist and gay consumer in mind. Gay'ın gösterdiğim Ian orayı gay-friendly olarak açtı, yani gayler rahat gelebilsin. Hayır ya. Gay-oriented, straight-friendly hotel. Efendim, sizin de adam hetero-friendly diyor. Gay-oriented, yani gaylere yönelik. Straight friendly, yani straightlere, heterolara da kapısı açık bir otel. Ama Savaş hocanız tam tersini söylüyor. Gay friendly diyor. Yani gaylere de kapısı açık. Savaş, İngilizce biliyoruz bra. Evet, bu zırva dolu videosunu da atlattığımıza göre benim aileme dil uzatan, benim ailemi tehdit eden, onlara küfür eden Savaş'ın biraz geçmişine bakalım ha. Ne dersiniz? Sıçtık. Video derinleşiyor. Derinleşsin Ahmet abi. Meryem, oho, girdik hadi bakalım. Efendim, bu bölüme geçmeden önce şöyle bir parmak basmak istiyorum. Amerika public record, yani halka açık kayıtları çok geniş arşivlerle dolu olan bir ülke. Bu videoda göreceğiniz her şeyi public record'tan, yani halka açık olan kayıtlardan buldum. Bu doğru. Savaş,
Amerikalı olmakla övünüyordun. İki yıl sonra Columbine'ın tüm datalarını verecek FBI. Olmak seninle ilgili yasa ne kadar bilgimizi açmış. İlk baktığım public record New York City'nin The Marriage Index'i oldu. Burada groom yani damat bölümüne Savaş'ın adını yazdım. Hadi. Ve yaşadığını tahmin ettim. Bronx ve Manhattan'a tik attım. Çünkü oralarda dolaştığını görüyordum storylerinde. Bu şekilde Savaş Cebeci'nin eşinin adını öğrendim. Miriam Tejada. Kendisi Güney Amerikalı, Latino bir hanımefendi. İsmini anlattığım zaman karşıma çok fazla Miriam Tejada geldi. Peki doğrusunu nasıl buluruz? Peki Miriam Tejada Cebeci diye aratsam? Bingo. Miriam Tejada Cebeci. Kendisi Lafayette Square adında bir firmada çalışıyor. Şirketlere yatırım danışmanlığı yapıyor anladığım kadarıyla. Merhaba Miriam, tanıştığıma memnun oldum. Yine herkese açık sarı sayfalara benzer bir sitede yaptığım araştırmada Miriam'ın adresini buldum. Miriam'ın bu sarı sayfalarda aynı zamanda 76 yaşında olduğu yazıyordu. Bu biraz... Yine de aynı adreste sorgulama yaptığım zaman Savaş Cebeci'nin de bu kayıtlı adrese... O zaman şüphe götürmeyecek bir şey var ortada. Miriam, Savaş Cebeci ile aynı adreste yaşamıştı. Amerika muhteşem ülke. Amerika'da her şey şeffaf. Türkiye'de Savaş Cebeci benimle ilgili bilgileri illegal bir şekilde ele geçirmişti. Lakin Amerika'daki bütün bilgileri maalesef ortada. Geçmiş olsun Savaş Cebeci. Oturdum, mahkeme kayıtlarına baktım. Ve şunu buldum. Miriam'la Savaş Cebeci arasında bir boşanma davası vardı. 2018'de hazırlanıp 2022 Şubat ayında yürürlüğe girmişti. Şu anda Ahmet abi ne yaptın koyayım ya? Miriam hala evli görünüyorlar. Bu bilgi neden önemli diyeceksiniz. Ona da çok yakında geleceğiz. Kendisini yıllardır milyoner iş adamı, New York'un yarısının sahibiymiş gibi... Oğlum benim bu adama niye saygı duyduğumu, Ahmet abiyi niye bu kadar sevdiğimi anladınız mı? Hep diyorum ya yıllardan beri ben bu adamı Base TV döneminden önceden beri Arma 2'de Takistan bilmem nesi yaptı, RP'si yaptığında izliyordum. Ben Ahmet abiyi çok severim diye al koyayım. Pazarlayan Savaş Cebeci aslında Manhattan'da oturuyordu. Aslında New York'un çok da güzel bir yeri olmayan Manhattan'ın da Bronx'a çok yakın bir yerinde. Bir de Bronx'ta oturuyormuş ama ki Bronx bilmeyenler için aslında New York'un Bağcıları gibi bir yerdir. Arkadaşlar alın Bronx footage gel. Al. Bro al sana Bronx'a koyayım yani. Gerçekten böyle bir yer. Al. Bir sürü Chicago Gangs, Bronx Shooting bilmem ne falan. Bronx deyince bunlar çıkıyor. Videolarında ve storylerinde de benim tahmin ettiğim üzere kendisi Bronxluydu. Peki bu Bronx'a komşu Manhattan'ın birazcık içinde olan ev Savaş Cebeci'nin mi sizce? Tabii ki de değil. Yine public record olan New York'un Acris sisteminde isimleri yazdığım zaman, Savaş Cebeci'yi yazdığım zaman kendisine ait bir tırnak makası bile çıkmıyor. Lakin eşini araştırdığım zaman bu ev dahil olmak üzere 6 tane daha taşınmaz mülk kayıtlı olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorum. Kilolara, güzelliğe ve dış görünüşe bu kadar takıntılı Savaş Cebeci'nin kendisinden neden bu kadar yaşça büyük bir kadınla evlendiğini ya da neden kendisinden daha geniş kollara ama kastan ötürü değil sahip bir kadınla evlendiğini çözmek benim için zor. Farklı fikirler üretilebilir tabii ki. Belki de Amerika'da oturma izni ve vatandaşlık almak içindir. Bilemem. Oradaki beyin jimnastiğini siz yapacaksınız arkadaşlar. Efendim Kanada yolcusu kalmasın. Videonun bu kısmı ile ilgili... Ya sesimi kısın o zaman a**lar. Bir arkadaşımızın yaptığı araştırmalar sonucunda... Aa ben kıstım. Savaş Cebeci'nin Kanada'daki hayatıyla ilgili çok güzel bilgiler aldık. Kendisinin mitomani hastası olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek bu araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu yapan arkadaşımız videoyu kaldırdıktan sonra videonun telif yenmeyecek şekildeki halini ben hazırladım. Parçalara böldüm ve kendi yorumumla şimdi sizlere sunacağım. Hazır mısınız? Kemerleri bağlayın. Hocam ne iş yapıyorsun diye soruluyor. Kanada'da ince işler peşinde. Toronto'da 3 ayrı iş yerim var. Bunlar Toronto merkezde, Toronto'nun pahalı bölgelerinde. Sahi hocam, tam olarak ne işle meşgulsünüz? Paysaj işi yapıyorum. Ev, bahçe, filan, plant yani yeşillendirme, çiçek, işte ofislere filan bu işi yapıyorum. Öyle mi hocam? Ne kadar kazanıyorsun?
Pandemiden önce aşağı yukarı 2 milyon dolar civarında günlük kilomuz vardı. 500 bine düştü o. Çünkü ben ofislerle çok iş yapıyordum. Hep kapalıydı. Bütün bankalar, finans firmalarıyla yollarıyla falan. Mağaza sayımızı 3'te şimdi 4'e çıkarttık. Bu benim 2. mağaza. Arkamda gördüğünüz yer. Tahmin ediyorum Allah nasip ederse pandemi de biterse yıllık 3 milyon dolar üzerine inşallah çıkacağız. E tabi alçak gönüllü bir iş adamı ya hocam. O yüzden 100 liraya 150 liraya uzaktan online eğitmenlik yapıyor ve katıl butonunda müşterilerini bekliyor değil mi? E biz de bunu yedik. Gerçekten kendisine ait olsaydı bu firma, firmanın adını bağıra bağıra söylemez miydi Savaş hocam? 3 milyon dolar ciromuz var ulan firmamız da bu demez miydi? Derdi. Peki bu firmanın adı ne? Pistil Flowers. Pistil Flowers'ın içinden, mekanın farklı yerlerinden ve deposundan "Bura benim mekan" diye videolar çekmeye devam ediyor. Bugünkü konumuz ne? Fayans nasıl yapılır? Bu fayansları ortadan ikiye böleceğiz. Lavabo etrafını fayans yapacağım. Benim deponum. Mekan tabii ki Savaş Cebeci'nin değil. Savaş Cebeci burada böyle tamir, mamir, getir götür ayak işlerini yapıyor. Bir tane arabayı dolduruyor Pistil Flowers ürünleriyle. Az sonra değineceğimiz bir araba. Dikkatle izleyelim. Lan millet. Sıfır aracı bu araçları makam aracı diyoruz. Peki bu Pistil Flowers gerçekten kime ait? Şirket Yvonne Young adında Güney Kore asıllı bir Kanadalı hanımefendiye Güney ait. Güney Koreli mi? Şirket 2009'dan beri yalnızca bu hanımefendiye ait. Şirketin dosyalarına baktığımız zaman başka bir ortağı görünmüyor. Neler oluyor? Instagram sayfasında dolaşırken eski storylerinden birisinde basına verdiği bir demeçte dikkatimizi çeken bir şey oldu. Dikkatlice izleyin. Dikkatli bakın. Tamam. Her şeyini ezberledim videonun abi. Evet, burası Savaş Hoca'nın daha önce "Burası benim Kanada'daki evim" diye tanıttığı mekan. İçinde çeşitli maymunluklar yapıp storyler, reels'lar, videolar yüklediği mekan. Kimin evi acaba? Tahmin edeceğiniz üzere Savaş Cebeci'nin Kanada'da da bir tırnak makası bile yok. Her şeyi bu kadının. Hatta bir tane video çekmişti hatırlıyor musunuz? Audi Q7 aldı. Dikkatli izleyin. Arkada kim var? Ödemeyi acaba kim yapıyor ha? Arkadaşlar şu anda Audi'deyim. Şu arkamdaki aracı alacağım. Q7. Defender'dan vazgeçti. Kullanılma oradan. Bildiğimiz araca yeni verelim dedik. Aracın tanıtımını yapacağım. Güzel araç. Değişiklikler var. Tam böyle aile arabası gibi görüntü olsun istemiyordum da. Tipik Amerikan aileleri gibi. Bu biraz daha sportif görünüyor. İyi yani. Biraz bakalım araca birlikte. Bu aracı alacağım sanırım. Yıllarca, on binlerce, belki de yüz binlerce kişiyi bu adam kandırdı. Milyoner bir iş adamı olduğunu söyledi. Hatta Türkiye'ye gelip bir spor salonu açtığını söyledi. Lakin o spor salonu sadece Savaş Cebeci'nin adı kullanılarak açılmıştı. O spor salonunun sahibi bile değildin lan sen Cebeci. Ne? Yalancı herif. Ne? Bakın nasıl videoda rahat rahat sallıyor. Şu kadar mağaza açtık, bu kadar mağaza açtık. Dokümanlarda adı bile geçmiyor. Kolpa Cebeci. Mağaza sayımızı 3'te şimdi 4'e çıkarttık. Bu benim 2. mağaza. Arkamda gördüğünüz yer. Bak burada tavuk var. Tavuk kanat. Mis gibi tavuk kanat. Burada ne var? Et. Mis gibi et. Biftek.
Efendim ben önce bu adamın narsist olduğunu düşünüyordum. Egemonyak birisi olduğunu düşünüyordum. Eleştiri kaldıramayan yapısı, videolarına gelen Savaş Bey haksızsınız minvalindeki yorumları bile silip tek tek herkesi bloklayacak oğlum, kadar emek harcaması gibi şeyler beni bu düşünceye etmişti. Fakat şimdi görüyorum ki kendisi tam bir mitoman. Mitomani hastalığına halk arasında yalan söyleme hastalığı denir. Özellikleri nelerdir bakalım. Hayal gücüyle Ahmet ürettikleri abi, düşüncelerin gerçekliğini bunu çocuklar da yapar. Lakin bunu büyükler yaptığı zaman bu patolojik bir durum diyoruz. Yalan söylediklerinde asla utanmazlar. Oğlum. Etkileyici, güzel ve fantastik yalanlar söylerler işte. Her saniye seni ağzım açık izledim. Aynı Savaş Cebeci. Yalan söylerken kendilerini önemli bir insan ve kahraman gibi gösterir. Oğlum bu ne? Yalanlarını yaşadıkları anılar gibi anlatırlar. Attım yorumu, bu yorumu bir bumplarsınız artık beyler, gençler. Kendileriyle çok övünürler. Hasta olduklarının farkında değildirler ve bu kurdukları fantezi dünyasında yaşarlar. Özür dilerim Savaş. Fantezi dünyanı patlatıyorum ama son durak. İnme vakti koçum. Bu saatten sonra bu adamın söylediği herhangi bir şeye inanan da kendi zekasından şüphe etsin. Takip etmeye de devam edecekseniz bir mitomanı takip ettiğinizi bilerek takip etmeye devam etmenizi tavsiye ederim. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım bir daha bu konuda video yapmamak abi, üzere ne görüşmek üzere. Abi ne yapmış ya? Peki öpücükler. Var Cebeci ne dedi bu konuya? Yorumları kapattı mı? Noter onaylı şirket ortaklık belgesini Instagram'da paylaştım. İki ortaklı bir şirkettir. E ama senin kayıtlarda yorumlar ne durumda peki? Abi gerçekten fena artı fena sal. Bu ne oğlum? Gerçekten ne yapmış ya? Aa, Jahri'nin yorumuna kalp atmış lan. Oley be! Oğlum çok mutlu oldum lan. Yemin ederim çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Vallahi şu an çok mutlu oldum. Ahmet abim be. Çok mutlu oldum. Jahri'nin kalp almak abi bu. Bak, Jahri'nin kalp aldım. Ondan sonra Cemre Demirel'den de kalp aldım. Çarım'la arkadaş oldum. Şimdi bir çimdiklerde biri beni rüyadan uyanırsam amına